Tabii, ben de istemem. Senin gibi kafa dengi bir arkadaşı kaybetmek. Ben seni çok iyi anlıyorum. Tabii sen benim zorumla, hiç istemediğin halde, yani laf olur, söz olur diye bu işi başka bir şekle soktun. Ama gerek yok yani. Hiç böyle zorlama işlere girişmeyelim. Biz seninle gene arkadaş meclislerinde falan görüşürüz. Üzülme yani sen, şey yapma öyle. Ayrıca ben senin eş seçimi kriterlerine hiç uygun değilim. Ha şöyle bir baktım da sen de benimkisine hiç uygun değilsin. Yani niye zorluyoruz ki biz bu kadar o zaman yani? İyi akşamlar. Hayırdır? Ben sizi rahatsız etmiyorum değil mi? Bir sıkıntı yok değil mi abi bu saatte? Kötü bir haber falan? Yok yok. Ben bir çay getireyim. Sana iyi gelir. Abla be. Sen bana bir kahve yapsan zahmet olmazsa. Tamam. Sade. Olur. Madem hazır kahve yapılacak, ben de bir kahve alayım zahmet olmazsa. Abi sen şimdi hiç mi uykun kaçar ya bu saatte? Kaçmaz kaçmaz. Evet. Sen merak etme Sinancığım. Şu kahveler bir gelsin. Ben sana bu gece niye buradayım anlatacağım. Birinin aklı Zeynep'te. Nereye çatacağını bilmez. Kadir bana çok kızgın, o da çatacak yer arıyor. Bu gece bir arbede çıkmasa bari. Halbuki demedi bu Kadir de be. Zahmet oldu. Çiçekler ne güzelmiş ya. Sen mi getirdin Kadir abi? Ben getirdim. Güzel. Sebep? Sebep şu Sinancığım. Yani madem kahveler de içildi. Malum. Biz ablanla bir zamandır görüşüyoruz. Görüşüyorsunuz da. Yani işte arkadaş olarak görüşüyorsunuz, komşu olarak görüşüyorsunuz. Kanka gibi görüşüyorsunuz işte. Hayır oğlum ya. Ya Sinan, ben ablanla bir yuva kurmak istiyorum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle ablanı senden istiyorum. Ya illaki diyor ki hani bir adık olsun bu iş gibisinden bir düşüncesi var. Ya neyin adı konacak ben anlamadım ki yani. Ne anlamsız bir fikir bu ya. Ne anlamsız bir düşün. Siz zaten arkadaş olarak görüşüyorsunuz. İstediğiniz saatte görüşüyorsunuz. İstediğiniz yere gidiyorsunuz. Bak bu saat olmuş. Yani bu ne fuzuli bir hareket ya. Ben anlamadım. Bu yaştan sonra ne evliliği ayrıca? Ne havle. Ablacığım sen aç mısın açıkta mısın? Senin evin yok mu? Ha, başına bir çatın var senin.
Gelirim var. Yediğin önünde yemediğin arkanda senin ne ihtiyacın mı var? Sen başına ne bela çıkartıyorsun ya? Yani o bakımdan değil de... Şimdi tabii senin de anlamadığın şu. Heh. Hani yaşlanınca filan can yoldaşlığı olur. O bakımdan yani. Yaşlanınca derken? Adam yaşlanmış zaten. Daha ne kadar yaşlanacak? Abi kusura bakma, gerçekler acıdır. Sizin aranızda 15 yaş var abi. Ya sonuçta bu saatten sonra ablam olsa olsa ancak senin bakıcın olur. Ben de yani bu kadın bu yaşa kadar yani böyle bekar kalmış. Öyle yaşlı koca bakıcısı olarak düşünemem yani ablamı. Bir kere bizim aramız 10 yaş falan. He. Ama sen diyorsan ki Münevver'in 45 yaşında bir talibi var. Sen nereden çıktın? O başka. Ama ne ilgisi var abi ya? Var ya da yok, orası seni ilgilendirmez ki. Yani ben ablamı senin bakıcını edemem diyorum bu yaştan sonra. Ayrıca senin görüştüğün 7-8 tane kadın yok mu abi? Onlardan bir tanesi seve seve bu işi yapar ya. Aa, Kadir, sen kiminle görüşüyorsun? Ya Sinan, bak ben buraya efendi gibi geldim. Tertemiz hislerimi de ortaya koydum. Ama bak ayıp ediyorsun. Sen şimdi belden aşağı vuruyorsun. Yok abicim, şimdi olanlar açık açık konuşulsun yani. O zaman isim isim gidelim. Belkıs. Belkıs'a sen cuma günleri gidiyorsun. Cumartesi sabahları evden sıvışıyorsun. Sonra ne o? Kadın Taci Serhan'ın. Değil mi? Erdek'te onun yazlığı yok mu? Her yaz onun yanındasın ya. Ya kadını öyle bir oyaladın, kadın sana inadından. 2 ay önce evlendi be. Ne? Tabii. Bir değil, iki değil ya. Ya şimdi sıra benim ablama mı geldi? Ben anlamadım yani. Sen nereden buldun bu kazanovayı ya? Kadir, bana bak. Böyle bir şey yok de. Bana bak, söyle bunu. Ya. Ya bak Münevver, yemin ediyorum. Sana yemin ediyorum, hepsi senden önceydi ya. Neyse. Geç oldu. Ben seni geçireyim Kadir Bey. Almadı be Sinan. Çok ayıp ettin. Abicim senin hayatın, senin tercihin. Ben karışamam. Yalnız yani işin ucu bize dokununca, bizim ailemizin sınırına dokununca ben ayıp etmek zorundayım. Kusura bakma. Kusura bakma ablam ya. Bir şekilde söylemem gerekiyordu sana. Yani seni uyandırmaya mecburum. Ya bir sürü kadın bunun yüzünden karakolluk oldu ya. Allah Allah. Ben elim kazan ovasına ablamı harcetmem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.